Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta hepinize iyi geçsin. Size bir haberim var. Az önce eksene üye olabildim sonunda. Ya Rabbi şükür. Ama Şöyle şöyle ortam kurarsın. Dersin ki tam şöyle açayım. Eksene bakayım. Sonuç sistem kasar, televizyondan açmaz. Telefondan izleyeceğiz mecbur. diziyi bitirdim ve kahvemi kaptım. Geldim, hemen diziye geçelim. Diziye geçmeden önce biraz Eksen'den bahsetmek istiyorum. Uygulamayı incelediğimde güzel bir platform olduğunu gördüm. Netflix gibi olmuş. Zaten Türk oluşu bana daha çok hitap ediyor. Türk dizilerini daha çok izliyorum. Netflix'e girdiğimde Türk filmlerini daha çok izlemişimdir yani baksanız. O yüzden başarılı buldum. Zaten içerikler de çok hoş. Şimdi diziye geçelim. Evet, şimdi gelelim. İşte bu benim masalıma. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama dizinin en güzel sahnesi Aleyna'nın o ye şarkısını söylediği sahneydi. Çok güzeldi. Aleyna'nın söylediği en iyi şarkılardan biri bence. Çok güzel şarkı. Dizi 90'lardan kalbim vurdu. Bu arada Aleyna dizide 4 tane şarkı söyledi. Birincisi Sertab Erener'in Oye şarkısıydı. İki tane şarkısı da Renkler ve Nehir. Kendi şarkıları herhalde bu dizi için yazılmış. En sonunda da bir küçücük aslancık varmış. Çocuk şarkısını söyledi. Daha farklı bir coverla. Öyle. Dizinin tarzı High School Musical gibi bu arada. Yani High School Musical'ı izleyenler bilirler ne tarz bir dizi olduğunu, nasıl danslar, müzikler olduğunu. O yüzden tabii ki oyunculuklar biraz amatörceydi. Hatta bayağı amatörceydi ama izletti yani. Nasıl zaman geçti ben anlamadım açıkçası. İkinci bölümü de izlerim büyük ihtimal. Merak uyandıran yerler vardı, noktalar vardı. Zaman kaybı mıydı? Değildi. Güzeldi yani. Ne kötü ne iyi. Nötrüm bu diziye karşı. Çok kötü de değildi şimdi. Yani 4 hem 1 kral da izledik zamanında. High School Musical'da izledik dediğim gibi. Yani onlar izlendiyse bunlar da izlenir. Ama Aşk 101 gibi bir diziyle kıyaslamak haksızlık olur Aşk 101'e. Çünkü biraz daha farklı tarzlar yani lise dizisi diye ikisini kıyaslamak yanlış olur. İzlediğiniz tüm dizi klişelerini hatırlayın. Aleyna'dan, Cemal Can'a, diğer bütün karakterlerin hepsinde, genel dizide hepsi var. İzleyenlere, izleyeceklere duyurulur. Herkese tekrardan merhaba. Maç devre arası oldu. Ben de hemen bir kahve yapayım dedim. Dalgona kahveyi deneyeceğim. Bunun için malzemelerim granül kahve. Ben Yakult Monar kullanıyorum. Daha sert olduğu için. Toz şeker. 2 yemek kaşığı kullanacağım. 2 yemek kaşığı sıcak su bardağı aldım. Ve 200 ml süt. Böyle tatlı, müsli gibi şeylerde kullanmak için sadece küçük sütleri kullanıyorum. Malzemelerim bu kadar. Normalde bunu yapmak için mikser ya da çırpıcı kullanmamız gerekiyor. Ben de şöyle kahve köpürtücü var. Bunu kullanacağım. Daha pratik. Şimdi 2 yemek kaşığı kahvemi bardağıma koyuyorum. Döktüm. Yemek kaşığı şeker. Biraz az mı kullansam? Geç köpürtecek. Kapatayım. Ve 2 yemek kaşığı sıcak su. Normalde mikserle değil. Mikserle 2-3 dakika sürüyor da şöyle çırpıcıyla 15-20 dakika sürüyormuş köpürtmek. Bakalım bu kaç dakika sürecek.
oldu. Kapa geldi. Parça parça yapayım. Yerisene be. Suyu mu karıştı soğuk kremle? Bir an bunu mikserle ip geliyor. A few moments later. Sonunda yapabildim. Şöyle bir kapla yaptım. Neden olmamış söyleyeyim. Bir şu bardağı aldım. İçin. Bu bardak soğuktu zaten. Suyu soğuttu. Ilık şu an suyun miktarı. Ondan 2 on şey yetmedi. Gücü yetmedi. Takıldı şekere. Zaten eriyemediği için karıştıramadım. Bu kabı önce sıcak suyla ısıttım. Böyle biraz ekledim sıcak su. Sonra malzemeleri koydum. Öyle. Ama blenderlamaktan yani elim kızardı. Motorun sıcaklığından o kadar ısındı yani motor. Hangi işsiz ürettiyse modaya oldu. Bir daha da yapmam. Neyse. Bitirelim şimdi şu kahveyi. Direkt dökeyim ya. Kaşıkla uğraş. Ya bence daha tam köpürmedi yani. Hiç uğraşamam kaç saat. Yeter bu kadar. Zaten şekerli kahve, süt kahve içmem yani. Vanilya kahvede değil. Süt şu kadar çıktı. Normalde şöyle falan olması lazımdı. Köpüğün böyle kalın katı olması lazımdı. Şöyle bir şey oldu. Gerek yok. Denemeyin. Bir de tadıma bakayım nasıl olacak. Deniyorum. Kaynatıyorsunuz. Daha sonra normal bu kahveden koyuyorsunuz fincana, kupaya. Sonra o kahvenin üzerine o kaynamış sütü koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Kahve oluyor. Sonra o kahveyi soğutuyorsunuz. Tadı bu. Şuradan şeyine bakıyorum. Sütü ne kadar çöktüğüne de. Geçemedim. Filtre kalbimi aldım ve 4 günlük serimizin kapanışını yapmaya geldim. Her şey bir Aralık akşamı alışverişle başladı. Beraber bombalar yaptık, kurabiyeler yaptık.
Dalgana kahveler denedik. Ve sonuna geldik. Bu 4 gün çok eğlenceliydi benim için. Hem yeni yıl ruhundan biraz heyecan gelmişti. Hem de ben video çekmeye başladığım için tekrar böyle bir yoğundu yani. Benim için her gün video çekmek uzun zaman sonra daha tempolu bir şeydi. Hani şurayı şöyle yapayım, burayı böyle yapayım. Biraz şeydim hani nasıl olacak, nasıl edecek diye ama geri dönüşler güzel oldu. Ben de sevdim videoları, kalitesini, tarzını. Güzel bir 4 günde. Sizinle bu 4 günü paylaştığım için de çok mutluyum. Benim için de güzel bir an oldu. Son kahve dışında. Hiç içmek bile istemiyorum. Filtre kahve canlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok keyif aldım. Son olarak 2020'yi de ardımızda bıraktık artık. Yeni bir yıla başladık. Umarım herkesin hayallerini, hedeflerini, amaçlarını gerçekleştirebileceği bir yıl olur. Herkes hayallerine kavuşur. Umutlarımızın tükenmediği, hep yüzümüzün güldüğü bir yıl olur. Öyle. Sağlık dolu bir yıl olur. Öncelikle sağlık en önemlisi. Yeni yıldan dileklerim bu. Ha bir de tabii dersleri halledebilmek. Onları da halletsem çok güzel geçecek aslında. Bir an önce okula gitmek de var tabii bunların içinde. Bakalım ne olacak. Bir de size bir şey... Size yine kitap önerisi mi yapsam? Yok. Bu sefer sadece söyleyeceğim. Daha bitirmedim. Bitirmedim kitap önerisini yapamam. Ben Trendyol'a gezinirken de bu kitabı gördüm. Bu insan mühendisi ilgimi çekmişti. İsmi dikkatimi çekmişti. Kişisel gelişim kitabı. Zaten kendini geliştirmek için insan mühendisliği diyor. Başladım. Şu zamana kadar şu kadar bir şey okudum. Ne güzel ilerliyor. Bazı yerleri kalemledim de hatta. Bazı sözler güzeldi. Mesela Pablo Neruda'nın bir sözünü şöyle işaretlemişim. Hemen okuyayım. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür diye. Çok güzel ve doğru bir söz. Nokta atışı bir söz. Çok hoşuma gitmişti. Gibi gibi böyle ana başlıkları olan bir şey aslında. Kendimizi geliştirmeye yönelik insan mühendisliği güzel bir isim olmuş o yönden. Okuyacağım, biteceğim. Telefon kaydı. Okuyacağım, bitireceğim. Eğer beğenirsem size de tavsiye ederim. Öyle. Farkındayım. Videolar gittikçe daha da kısaldı ama cidden yapacak bir şey kalmadı yani. Size de boş boş muhabbet dinletmek istemiyorum, izletmek istemiyorum. O yüzden çok uzatmadan ana hatlarıyla bazı şeyleri vermek istiyorum. O yüzden yapmadığım şeyleri koymuyorum. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli.